Resim olsun değil mi? Aynen. Hatıra. Kaçırdın. Olacak o kadar. Bu sefer aldım ama. Bu sefer kaçamayacak. Haydi güle güle. Karşıda da balıkçılar var. 2, 4, 5, bir tanesi suda, 6. Fly fishing yapıyor. Duvarın üstünde 2, 4, 6, 8, 9 kişi var. Benim tarafımda da sağ tarafımda 2 kişi var. Çok kalabalık bugün. Fly fishing yapan var. Jig yapan var. Jigle silikonla atan var. Duvardakilerin çoğunluğu mantar altı yengeçle avlanıyorlar. Benim sol tarafımda ben dahil şu an mantar altı silikon, yani dobur altı silikon, şöyle bir doburumuz var. Altına da bir buçuk metre böyle bir silikonumuz var. Böyle yüzdürüyoruz. Merada bugün balık var. Özellikle mantar altı silikonlar
Bugün iyi iş yapıyor. Karşıda yengeçle de aldılar bir tane. Küçük. Küçük olduğu belli. Yengeçle. Silikonlara daha iyilik geliyor biraz. Ortalama 50 santim üzeri. Bakalım. Evet, bu komşu da bombar da altta silikonla avlanıyor. Sesi duydunuz. Nereye düştü görülmedi. Karşıya vardı galiba. Evet, duvar coştu. Arka arka ispendekler. Neredeyse her olta alıyor bir tane. Balık bol. Balıkçı da bol. Yarından sonra kara kış haberleri var. Eksi 10 derecelerde herhalde Rotterdam'a 15-20 santimetre kar veriyorlar. Bakalım. Kara kışta balık tutabilecek miyiz? Şu yakaladı. İyi yavrum. Güzel. 40 santim üstü bir balık. Çok güzel bir balık. Evet. Şu anda limitlerde bir balık ama Mart ayının birinden itibaren alıkonulabiliyor. Geri salacak çünkü. Daha öncekileri bıraktı. İki tane bıraktığını gördüm. Şu anda spor yapıyoruz. At, çek, yakala, bırak. Bugün balıklar bayağı bir aç. Muhtemelen kamera uzak görmüyor ama bu bayağı bir iyi bir balık. Evet, bizim ahbap da geldi. Karşıda görüyorsunuz. Fok balığı. Rotfried is here. İşte arada bombarda altı silikonun dertleri de var. Yukarıdaki ipet dolanıyor. Şu an karşıda komşu düzeltiyor şu anda. Benim de başıma geldi bugün 3-4 defa. Herhalde alt lideri daha sert fluorokarbon kullanırsak çözeceğiz gibime geliyor bu işi. Çünkü bir dahaki sefere deneyeceğim. Şu anda benim de başıma geliyor şu dolaşıklık. Tam balık yerken hiç hoş bir şey değil yani. Sinir bozuyor. Kötü bir durum oluyor. Evet, benimki de dolaşmış ona derken şöyle hop açıldı gelene kadar. Yani şu bombardanın şu misina şuraya dolanıyor. Bundan sonra açmak zor oluyor. Yani demek istediğim şu lideri biraz daha sert. Şu ince şu anda. Belki de şöyle 0.45 daha sert bir fluorokarbonla kullanırsak o dolanmayı engelleyebiliriz. Evet, bunun dışında bombarda altı silikonla avlanmanın özel bir, daha doğrusu özel bir set makine kamış gerekmiyor. Herhangi bir kamış olabilir ama bu durumda kamışın biraz daha uzun olması avantaj. Çünkü lideri uzun bırakıyorsunuz. Atış daha rahat olması için. Şu anda ben 3 metre kamış kullanıyorum. Lideri biraz uzun tuttuğum için silikon yerlerden atış oluyor ama biraz daha, hani 3.60 kullansam, 3.30 kullansam daha rahat olacakmış gibi geliyor. Onun için bir dahaki sefere
3,5 kamış kullanacağım sting kamışı. Yani günlük kullandığınız spin takımlarını bombarda altı silikonla da rahat kullanabilirsiniz. Mantık aynı mantık. Sadece ağırlık bombarda da oluyor. Ondan sonra silikonu boşta iğneli. Benim attığım silikon bombarda 30 gram sinking. Yani ağır ağır batıyor. Şöyle. 50 gramı da var. Tabi kamışınız da ona göre, setiniz de ona göre olması gerekiyor. Amaç biraz daha ileri atabilmek. Ve ağır çekişlerle levreyi kandırmak. Güzel bir gün. Levrek günü belli zaten. Çok balık yakalandı. Silikonla levrekler bayağı bir aç. Evet. Dediğim dolaşıklık gene vardı. Güzeldi. Bu dolaşıklık, dolaşma muhtemelen sadece bombardanın suya düştüğü anda oluyor. Çünkü silikon arkasından geliyor çapraz. O anda. Evet, bizim ahbaplar da burada. İki tane, biri suyun içinde şu an. Keyif yapıyorlar. Esnemeye bak. Biri de burada geldi. Şanslı adamsın, gelir gelmez ya. Seni artist yapacağım. YouTube'a koyacağım seni. Uzakta demek ha. Ah, kaçırdın. Olacak o kadar. Bir tarafını ısırır bak ha. Demin orada 3 kişi vardı. Gitti yanlarına kadar. Onlar korkmadı.
iyi balık vuruyor. Temin gitti. Benimki de ağırdı da gitti. Ha bakalım. 60 santim üstü herhalde. Ha, bu kolay geldi ya. Orada mı da? Bu tarafa yüzüyor demek. Ha iyi. Yeni uyandı daha. Anlamamış o yakalandığını. Kenara geldi mi uyandı. Güzel. Bana göster bir kere, öyle bırak. Ya. Tamam. Düşürdün zaten sen onu. Bu sefer aldım ama. Bu sefer kaçamayacak. Artık tamam bizde. Hani iğne girsin ya. 3 oldu ha. 2 kaçtı. Oltadan. Olta kıvrılıyor çok. Girmiyor iğneyi, batırmıyor. Artık kaçma şansı yok. Ya. Gel bakalım. Allah düşüyor. Dur lan. Dur salacağım, dur. Dur. Hayda. Kendimizi de çekelim. Resim olsun değil mi? Aynen. Hatıra. Haydi güle güle.